Evet arkadaşlar, Unpacking kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 2013'teydik ve 5 odamız vardı. Bu bölüm biraz uzun sürebilir. Bakalım ne olacak şimdi. Şunları yine her zamanki gibi geçici olarak koyacağız. Bu bayağı bir kitap var sanırım. Çünkü bu kitaplık vermesine bakacak olursak bayağı bir kitap çıkacak. Oyuncak her zamanki gibi. Şöyle koyulabilir. Kumanda. Bu da şey sanırım. Nintendo gibi bir şey mi? Bunlar DVD'ydi. Öyle hatırlıyorum. Bir civciv eksikti zaten. Puflara bak, böyle pufları çok seviyorum. Bak burası şey abi, hobi odası. Aslında şöyle bir bakalım, bak burası banyo, yatak odası. Birazcık böyle şey, ahşabımsı ve odun, nasıl diyeyim, dağ evini anımsatıyor. Burası çalışma odası. Mutfak, mutfak biraz pis sanki. Yani güzel. Şu duvara asılıyor bence. Şöyle her zamanki gibi. Bu ne? Ha, buraya resim konuyor. Biliyorum. Bir tane defter. Evet, bir tane daha DVD. Müzik kitabı. Sanki hep aynı kitaplar. Yani şey gibi sanırım. Bu oyunun asıl konusu. Yani bir insan var. Sürekli evlere taşınıyor. Çünkü hep aynı eşyalar. Farkındaysanız. Ve taşındığı zaman işte evini nasıl dekore etsin falan gibi düşünüyor. Biz yapıyor, yardımcı oluyoruz gibi. Yani ben öyle bir anlam çıkardım şu an. Yanlış olabilir ama hep aynı ya eşyalar. Daha koyamıyor muyum? Bence buraya en iyi o dizilirdi. De bak, hep oyuncak dolu. Yani daha önceki bölümlerde oynadığımız oyuncaklar var abi. Ve kitaplar da genelde aynı. Ha, mutfak malzemeleri falan değişkenlik gösteriyor. Ama yine genel olarak aynı yani. Bayağı bir bunlar DVD diye düşündüm ben. Bir uydu alıcısı çıktı vesaire. Vesaire işte. Adamın bayağı bir film tutkusu var sanırım. Bu ne? Bu banyoya sanki konuluyor ya. Bu şey değil mi? Kirli çamaşır sepeti için. Şemsiye mesela burada olmaz. Nerede olur? Girişte olur mesela. Sanırım burası giriş. Bakın burada kapıda kilit var ya, dışarısı zaten. Sanırım burası giriş. Yani şemsiye hep burada olmak zorunda. Ama böyle biraz saçma mı olur? Bir dursun bakalım, baston. Ha, bunlar buraya konuyor. Pardon ya. O zaman o da burada durur abi. Bir çeşit abajurumuz var. Bu abajur mu deniyor buna, bilmiyorum ama. Bak hep aynı oyuncaklar. Tabii şu tam yumurtasından çıkamamış çocuk hariç. Bu yatak odası ne olur bence? Ben öyle yani, şuraya. Benim bildiğim. Evet, burada bir kutumuz kaldı. Bu nedir? Bir çeşit teyp mi? Bir tane daha kitabımız var. Kitaplar tam birebir aynı. Şunu şimdilik aşağı koyalım. Şimdi buraya resim konmuyor mu? Heh, kitaplık ya bu işte. Bunun böyle ayağı varsa abi, mesela şöyle konulabilir. Anlatabilir miyim? Orada çalarsın belki. Sonra ben kumandalar tabii ki oturduğum yerde olur. Yani her zamanki gibi. Bunun ne olduğunu bilemeyeceğim. Burada benim şöyle kolları ayırabilirim.
Sonra şurayı düzenleyecektik. Burası biraz fazla boş kaldı sanki. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Tamam. Bunları yatay koyma şansın var mı? Yani çok şey yok. Buraya sığmıyor zaten ya. Mesela bunu böyle dekor amaçlı şöyle konulabilir. Şöyle mesela. Yine dekor amaçlı. Bunlar büyük ihtimalle burada olmaz diyecek. Yatak odasını isteyecek bunları. Ya ben öyle düşünüyorum. Yatak odasını ister. Şimdilik sıralayacağım. Mecburen sıralayacağım yani. Kabul ederse de böyle dursun. Tatlı duruyor çünkü. Tamam. Burası şimdilik böyle. Geldik mutfağa. Bir çeşit bardak altlığı. Tencere. Buralar açılıyor mu? Oy, bayağı açılıyor abi. Buzdolabı açılmıyor. Fırın açılmıyor. Tamam. Şimdi bardaklar. Şeker. Bir bardak daha. Baharat diye düşünüyorum. O yüzden ocağa yakın olmalı diye düşünüp öyle yerleştirdim. Bu ne? Bu yumurta soyacağı değil mi? Böyle bir acayip bir kap, yumurtalık kapları falan oluyor. Evet, bunlar baharat ya, çok belli. Bu ne? Ha. Magnet. Bir tane daha. Tatlı oldu ama. Evet, bir tane daha bardak altlığı. Şimdilik öyle bir koyacağım. Bunlar dondurma kaşığı falan sanırım. Bu baharat böyle bayağı bir baharatlık çıkacaksa sıkıntı yalnız. Bu ne? Ne abi bu? Çöp torbası olabilir mi? Merdane. Merdaneler daha çok şu tarafta. Kek kalıbı için malzemeler. Zeytinyağı. Diğeri de sanırım öyle bir şey. Aha, bir bardak daha. Tamam. Kızartma makinesi. Şam'dan mı bu? Mum konan alet. Bu ne? Ha, bu da mum. Bak. Şam'danlık şey var. Tabak. Var ya, sonra yere koyuyorum ama yapacak bir şey yok. Kase. Bunu asabileceğim bir yer varsa asayım. Kesme tahtası. Bak şunu sanki şöyle koyabiliyorduk. Ha, bu da magnetti değil mi? Ha, bu buraya yapışıyormuş. O zaman şöyle abi, bak bu alınacaklar listesi olur ya, yabancılarda var. Bizde pek olmuyor ama
Belki oluyordur da ben bizim evde hiç olduğunu görmedim yani açıkçası. Böyle kalp. Bence minnoş oldu resim. Ben tam ayarlıyorum, sen bana böyle acayip bir şey çıkartıyorsun. Ah, o zaman resmin yanına en iyi kalp olur abi. Yıldız. 3. Ha. Toplama eşittir. Bu da herhalde çarpma diye bir şey. Salt, tuz. Bir tane daha kase. Kettle. Oh, mikrodalga. Kaşık. Sabun. Bu da sabun. Ya bu bulaşık deterjanı, bu el sabunu sanırım. Bunlar kullanılmamış süngerler. Onlar daha çok aslında şöyle alta falan konur ama. Buçuk tabak. Bir geç. Tabii kek kalıbı. Tamam, şimdi ayarlayabiliriz. Şunlar tabldot yemekler. Aa, bu da varmış ya, doğru. Pardon. Şimdi şu şuraya. Çatal, kaşık, bıçak mı oluyordu? Çatal, kaşık, bıçak oluyordu, değil mi? Evet, ölçme aleti, ölçme kabı. Kahve. French press. Bu ne? Bu da herhalde bir çeşit kahve makinesi. Kardeşim, yer kalmadı kardeşim. Ne olduğunu anlamadım zaten. Bu banyonun bence. Ya bulaşık için de olabilir bu. Tamam. Şimdi ayarlayabiliriz. Mikrodalga. Mikrodalga burada olur ama burada priz yok abi. Şurada priz var. Buraya mı yoksa? Burada mikrodalga olmaz ki. Burada daha çok şöyle tencereler. Mesela şu olabilir. Geç. Tabldot. Buraya da sığmadı, oraya da sığmadı. Tamam. Şu yukarıyı bir halledelim. Tabaklar. Tamam. Bu ne? Kurabiye geldi. Ne alaka? Neymiş ki bu? Bu ne? Ha, bu sticker gibi bir şeymiş. Yes ya, ne fotoğrafı kardeşim. Şimdi tencereleri buraya koyduk. Burada burası şeyin altı ya. Ya burada tabldot falan olmaz abi. Neyse. Evet, buraya bak, mesela kahve şeyleri burada olur. Kahve. Şu mesela kettle, bardak altlığı, kesinlikle şeker, kahve. Şamdan anlamadım pek. Bunları ya bence bakın, şamdan kesinlikle şuraya konsun. Çünkü çok alakasız bir şey abi. Belki bu şeye konur. Ne derler? Şuraya falan konabilir mi? Yok. Oturma odasına konabilir mi? Bilmiyorum. Kararsız kaldım. Tuz burada. Evet, şunları halledelim.
Bu da bir çeşit baharat sanırım ya. Bak büyük ihtimalle şunlar elektrikli ya bunlar. Bunları saymayacak abi. Mesela kettle'ı buraya koy diyecek kesin. Kesin ya ben biliyorum abi malımı. Baharatları yukarı koyabiliriz bu arada. Niye olmasın yani değil mi? Evet. Arkaya koyamıyoruz değil mi? Tamam bunlar bir arada dursun. Baharatları yukarı koysak mı diye düşünüyorum. Mikrodalgayı çünkü buraya koyduracak bana ben biliyorum. Ama şansımı deneyeceğim. Çünkü ben burada mesela oturup kahve içmek isteyen bir insanım belki. Şeker, kahve ve bardak altlığı. Burası güzel. Şunu asabileceğim bir yer var mı? Ha şunu unuttuk bak. Tamam. Tabldotları koyacaktık. Aa tavamız kalmış dışarıda. Kardeşim koyacak yerim yok. Ha bak bu buraya. Bunun içine konur ya. Evet bu da mantıklı bak. Ama oraya konmaz abi işte. Oraya çünkü ben şu kaplar konulur yani bence. Bir de şu var bak. Kafa hiç olmadı. Çöp torbası ise burada durmalı bence. Evet bence bu şekilde iyi oldu ya. Bence daha iyi olamazdı. Ya idare etsin abi yani. Dur bakalım bence laf şey yapacak şimdi. Birazdan diyecek zaten. Diyecek mi sen mikrodalga burada olmaz. Ya bizde öyle duruyor abi. Sen kafana göre şey yapamazsın bana. Evet. Bir tane zaten olmazsa olmazı. Heh, bir sen eksiktin. Bak hep aynı mesela bunlar aynı olmamalı abi ya. Bir yerden sonra tadı kaçıyor. Bu ne la? Ha şey. Resim asıyorlar ya. Bu da şey. O isimden unuttum hep ya. Newton şey. Kere banyonun. O çok net anlaşılıyor. Askılık varsa askılığı asalım. Defter mi? Şey mi? Domuzlar ne alaka abi? Yazıcı. Şimdi şurayı bir ayarlayalım bence. Ha, bu yan konuyor sadece. Tamam.
Burada şey kablo bende de var böyle iki tane. Ivır zıvır kabloları kartvizit, modem, saat. Saat sesi hemen gelmeye başladı bile. Bak şunları şöyle yapabiliriz. Biraz aşağı. Buraya da şuraya. Heh. Hani satılıyor ya böyle üçlü resim. Evet. Dörtlü resim. Ya abi niye taksit taksit veriyorum? Bir tane daha verme. En iyisi çıkartalım arkadaşlar da. Oh. Oh. İyi ki. İyi ki ya. Kara kediler. Daha aşağı inmiyor mu? Evet, saat biraz yukarıda mı oldu? Şu tahtayı biraz yukarı kaldırabilseydim. Bence şöyle yapalım. Bu böyle iyi olur. Saat de buraya iyi olur. Tamam. Şimdi boya kalemlerimiz her zamanki gibi bitmediler. Şunları şunun üstüne koyacaktım. Şurası açılıyor mu da açılıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu bence buraya iyi gider. Orada dursun. Tamam. Ya açıkçası biraz nasıl diyeyim? Koyacak çok şey kalmadı ya. Seçenek bırakmıyor bana. De hep dediğim gibi aynı eşyalar olması biraz sıkıcı olmuş. Yani şey olması iyi hoş yerleştiriyorsun falan ama bir yerden sonra böyle bir diyor ki kardeşim ya ben bunları yapmıştım yani. Hani bir değişiklik olmalı. Kaktüsü şöyle koyabiliriz bence. Bir de burası çalışma odası ya, ışık biraz yakın olsun isterim ben her zaman. Kulaklık şöyle durabilir. Fark ettim ya, burası da çok boş kaldı mesela. Evet böyle. Burası da böyle olsun arkadaşlar. Yani çok dediğim gibi seçenek yok. Bir de boş kaldı mesela buralar. Niye bilmiyorum ama. Evet, mutfağı yapmıştık. Oturma odasını yapmıştık. Son olarak bir banyomuz kaldı. Aa bir de burası var. Doğru. Banyoyu halledelim o zaman hızlıca. Bir havluluk. Buralar açılıyor mu? Güzel. Bak bunlar hep aynı eşyalar mesela. Birazcık artık hani çeşit olmalıydı bence. Bak az önceki bölümde koyduğumuz bardak aynı. Sanırım hani bu taşındılar bunlar. Taşınıyorlar sürekli. Her yıl gibi. Yani öyle hissettim ya. Ha, mantık aynı. Hoş. Ama aynı şeyi sen 30 defa yaptırınca kardeşim pek tadı kalmıyor sanki. He? Şu mesela bunu kesinlikle yukarıda istiyordu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yukarı bir yerde mesela koyuyordu bunu.
Birazdan zaten hata verecek yine. Bir ayarlayamamışlar yani. Bak mesela burada büyük ihtimalle yine burada da bir sürü yer boş kalacak. Ne lan? Ha, leaf. Pardon. Böcek ilacı. Tamam. Şimdi. Öncelikle şunlar görünmeyen yerlere konur ama buraya konmuyor. Abi bu konmalı yani buraya. Arkaya koyalım o zaman. Kişisel bakım ürünü sonuçta bunlar. Tamam. İlk yardım çantası. Şunun şampuan olduğunu farz ediyorum. Şunun hala ne olduğunu anlayamadım. Ha, çözmeye çalışıyorum. Öyle değil. Çözmeye çalışıyoruz abi. Yara bandı. Bak bu burada olur. Tırnak makası. Aslında tarak üst katta iyi giderdi ama böcek ilacı. Bunu yerde kabul etmemişti değil mi? Bunu da şey demişti, illa yukarıda olacak. Bu da çok saçma yani. Niye yukarıda olsun ki abi? Şu mutfakta değil miydi önceki bölüm? Bu rolon sanırım. Bak mesela burası boş kaldı abi. Ve ben oraya çok fazla seçeneğim yok. Şunları koyabiliyor muyum? Koyacağım çünkü. Heh. İşte bu ya. Tamam, bunu koymasak da olur. Ha, havlumuz kalmamış. Havluyu asabilir. Lan aklıma okudu oyun galiba. Aa, buraya da konuyor. Bir önceki oyunda niye açılmıyor demiştik. Mesela bak burada da açılabiliyormuş. İyi, o zaman şöyle koyalım. Evet. Şimdi tek yatak odası kaldı. Oo. Güzel. İki tane de çekmecem var. Bunlar da açılıyor. Başka bir şey var mı? Şu pancur kırık galiba bak. Evet, başlayalım. Çorap. Çorap kısmı görünüyor değil mi? Tamam. Ben bunu buraya koydum ama bu buranındır bence. Sarı çorap. Ya taksit verme ya. Asabiliyor muyum? Asamıyorum. Şurası bir açılsın mı? Heh, bu etek askısı, şu ikisi zaten. Etek ve pantolon askısı daha doğrusu. Mum. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Bir mum daha. Evet. Bir bayan odası daha.
Şöyle koyacağım. Şimdi sen elbise en başa. Elbise alamıyor mu? Sen daha ete katkısı. Çok mu mantık arıyoruz nedir? Kardeşim. Etek en başta. Tamam. Bir etek daha asalım. Ama nereye? Pantolon. Bence komple çıkartalım da en son şey yapalım da. Çünkü ben tam yerleştiriyorum. Başka bir şey çıkartıyor. Bu sefer ayarladığım bütün düzen kayıyor abi. Heh. Böyle ya. Şimdi. Sarı çorap sarı çorabın yanına. Sen buraya. Çorapların diğer teklerim yok. Galiba yok. Tamam. Çoraplar okey. Bunlar okey. Ayakkabı. Şu pantolonları koyacak yerimiz yoktu. Onları koyalım. Pijamalar. Şunun malı. Kitabı bir koyalım abi şeye. Çalışma odasına. Geleceğim, geleceğim. Durun ya. Ha, şurada ayakkabı yeri var zaten ya. Pardon. Ya da çantayı yukarı koyarız. Vallahi tam sırada. Kaldı. Burada askı yok değil mi? Sanırım gerçekten girişim. Ya da şöyle yapacağız. Evet. Tamam. Bu bir çeşit kitaplar falan konur ya. Da olmaz diyor. Bu olmaz diyor. Olmuyormuş kardeşim.
Evet, burası oldu. Bakalım burada ne gibi hatalar var. Bak bunu hep sorun çıkartıyor buna zaten. Şaşırmadım yani artık. Heh. Niye peki ya? Ben yukarı koyacağım belki. Sana ne? Sana ne oğlum ya? Ben tasarım oyunu değil mi? Aa. Bunları sayıyorsun da bunu niye saymıyorsun abi? Saydı. Lan ne alaka? Şaka mı ya? Bunu bak burada sayıyorsun da. Oyunda bug var arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bunu burada saymayacağını biliyordum zaten. Çünkü bunu burada isteyecek. Priz var diye. İstemedi. Şaka mısın? Ya orada mikrodalga olur mu? Oraya nasıl koyacaksın abi? Tamam, bu da abi ben bunu burada kullanırım ama ya. Kahveyi niye burada istemiyorum peki? Abi dalga geçiyorsun galiba ya. Ya bu burada durur durur. Beni kızdırmak için her şeyi deniyor arkadaşlar. Bu burada olmazmış. Niye olmasın abi? Burada çok mu oldu şimdi? Bu burada olmuyormuş. Niye? Aa, burada oluyor da burada niye olmuyor abi? Bak bu oluyor ama bu olmuyor. Yani bunu anlarım. İyi de ben keyfime göre yapamayacaksam bir anlamı kalmadı ki. Şimdi çalışma odasında bir sıkıntı varmış. Ama göremiyorum. Sıkıntı nerede abi? Ha, banyoda var. Ha bu. Bir de bu olmuyormuş. Allah akıl fikir versin ya. Bu niye burada oluyor mesela? Bunlar niye burada oluyor? Bak ah. Ah ortaya koydum abi. Ah en köşe. Benim içim rahat etmez. Orada dursunlar. Hayır yani. Mesela bu aptal oyuncak niye burada böyle? Ah. Alın lan. Sorgulama abi. Sorgulama. Çok da şey yapmamak lazım. Arkadaşlar. Ne zaman bitiyor bu oyun onu da bilmiyorum gerçi ama. Neyse. 2015. Bir sonraki bölümde 2015'i oynayacağız. Derken aynı bölümün devamı. Aynen. Aynı bölümün devamı gibi bir şey. Herhalde yeni böyle bir şeyler geldi. Aynen bizim yaptığımız dizmeyi. Oha. Ev değişmiş abi. Benim yaptığım ayarım birazcık daha farklısı. Bak mesela baharatlığı buraya koymuş. Mantıklı yani. Nereye koyacaktık? Bu gelmiş. Burada ne olmuş ekstra? Şunlar gelmiş bak. Yani. Yine benim yaptığım dizilime benzemiyor mu? Ya da yoksa ben birebir çok iyi bir dizilim mi yapmışım? Ya da benim yaptığım dizilimi değiştirmemiş abi sanırım. Bir de yatak odasına bakalım. Ha bir tane daha gelmiş. Evet. Burada da bir ekstra bir raf daha gelmiş. Ve bu gelmiş. Güzel. Ve yağmur yağıyor. Bir sonraki bölümde bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın havluluk falan gelmiş. Yeni yeni şeyler. İcatlar.
İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Evimizi dekore etmeye. Kendinize iyi bakın. Bay bay.